Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. Okul hayatımdan bahsedeceğim, okulda yaşadığım sorunlardan falan bahsedeceğim. Önce ilkokuluma ineceğim. İlkokulum gerçekten benim hayatımda büyük sorunları var. Yani bir travma gibi bir şey oldu sanırım. Şöyle söyleyeyim, mesela sınıfta hiçbir şekilde erkekler benimle iletişim kurmaya çalışmazlardı. Genelde hani günaydın dışında pek bir muhabbetimiz olmazdı erkeklerle. Hep bir gruplaşma içerisindelerdi, kendi aralarına beni almazlardı. Mesela sınıfta bir yakalanmaç falan oynuyorlar. Kızlar ve erkekler iki gruba ayrılır ve beni asla erkekler kendi aralarına almazlardı. Hemen kızların yanına atarlardı falan. Bir de ajitasyon yapıyorlar. Mesela Arda'cığım diyorlar, yanlış anlama, bizi üzülme, biz seni istemiyor değiliz. Ama diyorlar kızlar güçsüz, sen onlara destek ol. Tabii ben de her yerde kızlara destek olduğum için orada da gidip destek alıyorum. Sonrasında mesela okul takımı falan oluyor. Okul takımında da hiçbir zaman alınmadım. Zaten oynamayı bilmiyorum ama bir teklif bile etmediler yani. Ben her zaman gidiyordum kızlarla birlikte tezahürat yapıyordum. Hadi bravo, başaracaksınız falan filan. Böyle şekilde oluyor. Tabii bunlar olayın şaka kısmı, komik kısmı falan filan. Ama bundan ziyade okulda çok fazla şiddete maruz kalıyordum. Mesela her gün kesinlikle arkamdan bağırıyorlardı. Top, dönme, ibne, istemiyoruz seni burada, erkekliğin yüz karası. Bir sürü hakarete maruz kalıyordum ve bu hakaretler gitgide şiddete geçiş yapmaya başladım. Örneğin mesela okulda her gün birileri bana saldırır ederdi, beni dövmeye çalışırlardı falan. Sonra ben her zaman idareye falan söylerdim bunu, hani yardım isterdim. İdarede bir şekilde o zaman ilkokulda atılma falan ya da uzaklaştırma gibi şeyler olmadığı için uyarırdı. Hani ama uyarmak da bunları caydırmıyordu. Kesinlikle uyarıyla tamam işte bir daha yapmayacağız falan deyip ertesi gün yine sözlü şiddete maruz kalıyordum. Ve bu gitgide artık canıma tak etmeye başladım. Bir süre sonra okula gitmemeye başladım. Annemden gizli bir şekilde mesela evden okula gidiyorum diye çıkıyordum. Okula gitmiyordum aslında. Okulda şiddete falan çok fazla maruz kaldığım için ne ders çalışmak ne okula gitmek istiyordum. Ben de okula gitmek yerine okulun yanında bir park vardı. O parkta oturur beklerdim tüm okulun çıkmasını. Ne zaman okul çıkar ben öyle evime giderdim. Annem sorduğunda işte okulda bugün bunu yaptık, okulda şu gün şunu yaptık falan ama aslında hiç okula gitmezdim. Bir gün toplantı oldu, anneme mesaj geldi. Ben de dua ediyorum. İşte inşallah öğretmenim anneme okula gelmediğimi söylemez. İnşallah unutur falan filan diye dualar ediyorum ama tabii öyle bir şey olmadı. Annem okula gider gitmez, öğretmen annemi hemen görünce geldi. Hani anneme söyledi, oğlunuz dedi bir aydır okula gelmiyor, haberiniz var mı, hasta mı, neden gelmiyor falan. Annem de nasıl olur dedi, yani benim oğlumu her gün okula gönderirim, geliyor. Ama öğretmen dedi, hayır dedi, gelmiyor. Annem bir şekilde devamsızlığıma falan baktı, gitmiyorum. Annem bana soruyor, diyor, yok durma anne, öğretmen yalan söylüyor, diyorum, gidiyorum, gidiyorum falan filan. Tabii annem anladı, öğretmen yanında hiçbir şey demedi, biz eve gittik. Bunun ev yüzü var yani, evde annem bana bağırıyor, çağırıyor, terlikler, bir sürü şey fırlatıyor, ediyor kadın. Anlatamıyorum anneme, çekiniyorum, utanıyorum. Hani diyor, ben anlatsam bana kızacağını düşünüyorum annemin. Bir şekilde anlattım anneme. Annem bu sefer böyle bir şey olduğunu dedi. Neden bana söylemiyorsun, etmiyorsun? Bir şekilde çağırırsan bakardık ederdik işte. Kimsenin sana hakaret etmesine, bir şey yapmasına hakkı yok falan. Tabii okula gitmeye ben devam ediyorum. Bu sefer bu şiddet daha da arttı. Beni okul çıkışlarına sıkıştırıyorlar, işte paramı alıyorlar, beni dövüyorlar falan. Böyle bir şey olduktan sonra ben okuldan eve her gün ağlaya ağlaya geliyorum. Annemi arıyorum. Anne işte ben okula gitmek istemiyorum, okumayacağım. İşte bıktım okuldan, herkesten bıktım, kimseyi sevmiyorum falan. Nasıl nefret doluyum? Hani ya daha 5. sınıfım o zaman, okula gitmek istemiyorum. Bıktım, her şeyden bıktım, yaşam enerjim gitti. Ondan sonra bir şekilde öğretmenimin de yardımıyla okulumu değiştirdik. İzmir Alsancak'ta bir okula yazıldım. O okul gerçekten benim için hani ateşe su serpti yani, öyle söyleyeyim. Orada çok farklı çevreden insanlar olduğu için daha az sorunlar yaşadım. Hani bazen lafla taciz uğradım falan ama daha fazlası olmadı. Belli bir süre sonra artık onlar da olmamaya başladı. İnsanlar hani bir şekilde benimle tanışıyorlar, benimle samimi oluyorlar. İşte benimle anlaşmaya başladıktan sonra ön yargılarını yıkıyorlar. Ortaokul hayatım gerçekten güzel geçti. Hani okul hayatımda en güzel zamanlarım diyebilirdim. Sonrasında liseye geçtim. İlkokulda ne yaşadıysam lisede kat kat daha fazlasını yaşadım. Hani lafla tacizmiş ya da hakaretmiş falan bunlar hiçbir şey. Ben lisede çok fazla saldırıya falan uğramaya başladım. İşte ben lise 1. sınıftan son sınıflardan falan saldırıya uğramaya başladım. Zaten okulun 1. haftasında okulun en tanınan insanı ben oldum. Direkt herkes beni konuşuyor falan. Aa ibneye bakın, aa topa bakın falan durumlar oluyor. Hani otobüse bindiğimde bile herkes bana yol açıyor, böyle şu şekilde bakışlar falan atıyorlar. Gitgide rahatsız olmaya başladım. Okulumu falan değiştirmek istedim ama yine anneme hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani uzun süredir böyle bir şeyler yaşamayınca artık annem her şeyin yoluna girdiğini, her şeyin düzeldiğini falan zannediyor. Kadın üzülsün istemediğim için anneme hiçbir şey söylemiyorum. Annem biraz böyle benim ince bir insan. Çok fazla üzüle ağlayabiliyor. Ben de dayanamıyorum yani onun üzülmesine. 1. haftasında direkt saldırıya maruz kaldım. Rehberliğe gittik falan. Hani müdürüm gerçekten çok iyi bir müdür olduğu için direkt dilekçeyle şiddeti direkt yazdı, hakaret falan her şeyi yazıp uzaklaştırma cezası verdim. Uzaklaştırma cezası caydırıcı olmadı. Bu sefer hani farklı kişiler müdür yaptıkları şeye göre okuldan uzaklaştırmak yerine okuldan attı.
Bu biraz daha caydırıcı oldu, daha azaldı. Sanırım lise 1'de bir 10 kişi falan, 11 kişi falan okuldan uzaklaştırıldı. Belki daha fazla, 15 kişi falan da olabilir. Lise 2. sınıfa geçtiğinde de şiddetler devam etmeye başladı ama daha aza düştü. Hani insanlar okuldan uzaklaştırıldığını görünce, edince cayıyorlar. Böyle şekilde kendi aralarında fısıldaşıyor. Bana hiçbir şey belli etmiyor ya da bana hakaret etmiyorlar, bana saldırmıyorlar falan. O sefer de işte 5 kişinin okuldan uzaklaştırdı. Lise 3'e geçtiğimde ise arkadaşlar gerçekten güzeldi. Hani güzel derken lise 1 ve lise 2'ye nazaran daha iyiydi. Hiçbir şekilde şiddete falan maruz kalmadım ya da lafla tacize falan da maruz kalmadım. Genelde insanlar daha çok benimle tanışmaya, benimle iletişim kurmaya, hani samimi olmaya falan çalışıyorlar. Her yerde olduğu gibi tabii ki lise hayatımda da 200'lü insanlar oldu. Yüzüme karşı hiçbir şey söylemiyorlardı. Arkamdan, kendi aralarında konuşuyorlardı falan. Bu da pek umursadığım bir şey olmuyordu. Çünkü kötü olmayan bir insan, içine kötülük barındırmayan bir insan neden başkasının arkasından konuşma gereği duysun düşüncesi içerisine giriyordum. O yüzden pek fazla arkamdan konuştuklarını umursamıyordum. Çünkü bir önceki videolarımda da söylediğim gibi insanlar elbet konuşacak. Torba değil bağlayasın. Bir hedefiniz olursa, bir şeyler yapmak isterseniz kesinlikle engellerin size yaptığınızdan vazgeçmesine izin vermeyin. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Çünkü şans elinize gerçekten bir kez geliyor ve bu şans belki bir daha hiçbir zaman gelemeyecek. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, istediğiniz her şeyin arkasında durun ve kararlarınıza kesin, net bir şekilde devam edin. Hiçbir şekilde caymayın. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın.